Evet, bu dersimizi öncelikle diğer derste yaptığımız bir hatayı düzelterek başlayalım. Şurada bir URL define etmişiz ama URL'miz bizim sistemi kodladığımız URL değil, başka bir URL yazmışız. Benim önceki projeden aklımda kalan bizim URL'miz ne olacak? Localhost slash blog. Öncelikle bağlam PHP'de bir şunu düzeltelim. Bir de tasarımla ilgili şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu tasarımda tablo yapılarını ben göremedim. Onun için internetten hazır bir tablo kodu alıp şöyle ekledim ki içerik eklerken kategori vesaire işte eklerken onları kullanabileyim. Böyle bir düzeltme ile başlayalım. Şimdi bizim bir senaryomuzu gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Ne arkadaşlar, geldik bloğa, işte admin linkine tıkladık ve sitemize içerik ekleyeceğiz. Ama sitemize içerik ekleyebilmek için öncelikle bizim bir kullanıcıya ihtiyacımız var, değil mi? Kullanıcının giriş yapması lazım. Ben bakıyorum buraya, benim bir kullanıcı tablomun içine herhangi bir veri yok. Bunu nasıl yapabilirim? İstersem gelir buraya, ben manuel olarak buradan işte hani size bahsetmiştim ya, insert, into deyip manuel olarak ekleyebilirim. Ama bu kullanışlı bir yapı olmayacak. Ben diyorum ki gelin şuraya işte admin klasörün içine bir şunu kapatalım daha şık görünsün. Admin klasörün içine bir new file diyelim. İşte PHP'lerimizi şey yapalım, kaydedelim. Index PHP olsun. Şimdi duraksamamın sebebi ben Rapid PHP ile birlikte PHP Storm kullanıyorum arkadaşlar. PHP Storm Rapid PHP'den çok da gelişmiş bir IDE'dir artık. Yani bu metin editörü değil, IDE kısmına giriyor. Hatta bir arkadaş az önce yorum yaptı, PHP Storm candır diye. Gerçekten öyle, çok kullanışlı, tamamlayan her şeyi, sana size kodları, kod bloklarını veren. Orada new file dediğin zaman önce dosya adını soruyordu. Sublime Text sormayınca bir şaşırdım, duraksadım. Eğer imkanınız varsa 200 dolardı sanırım, PHP Storm satın alabilirsiniz. Üniversite öğrencisiyseniz ücretsiz de faydalanabiliyorsunuz. Evet, araya reklamları aldıktan sonra devam edelim. Şimdi bu index PHP'ye geleyim ben. Index PHP öncelikle benim ne yapmam lazım? Şu bağlam PHP'mi bir include etmem lazım, değil mi arkadaşlar? Include ya da require, hangisini istiyorsanız. Aralardaki farkını anlatmıştım bir derste. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Include ile require arasındaki ne fark var diye merak ediyorsanız. Şimdi ben bağlam PHP'yi include etmem lazım ama bakıyorum bağlam PHP bununla aynı klasörde değil. Atıyorum tasarım klasöründe olsa ben geleceğim işte tasarım diyeceğim. Slash bağlam PHP diyeceğim. Ama bu tasarım klasöründe de değil. Bağlam PHP nerede? Bir önceki klasörde, bir geri klasörde benim oraya ulaşmam lazım. Onun için de PHP'nin şöyle bir yapısı var. Eğer iki nokta slash derseniz bu bir önceki klasörü artık temsil ediyor arkadaşlar. Yani ben diyorum ki şu anda bir önceki klasördeki bağlam PHP'yi require et. Şimdi bakalım herhangi bir hata alacak mıyız? Admin'e tıkladım. Direkt index PHP açıldı. Bakın herhangi bir hata almadı. Şunu tek nokta yapsak ne olacak mesela? Hemen bakalım. Bakın tek nokta olunca şu aynı direktördeki aynı klasördeki bağlam PHP'yi arıyor. O da olmayınca hata veriyor. Bağlam PHP'mizi include ettik. Şimdi session'ları hatırlıyorsunuz. Şimdi bizim giriş yapabilmemiz için session'lar oluşturmamız lazım. Cookie ile çalışmayacağız. Neden? Cookie çok güvenlikli değildi. Şimdi şöyle bir şey yapalım biz. Bir şeyimiz olsun diyelim. Session girişimiz olsun mesela. Şurada kontrol edelim. Diyelim if session giriş not eşittir ya da empty diyelim. Eğer session giriş boşsa, empty fonksiyonundan bahsetmiştim. Session giriş boşsa, yani kullanıcı giriş yapmamışsa, böyle bir session oluşturulmamışsa şuraya ne yapsın? Require desin. Tasarım içerisindeki giriş PHP'yi çağırsın ve Betty'yi çalıştırmayı durdursun. Şimdi ne olacak? Hemen şu tasarım içindeki giriş HTML'i biz bir giriş PHP yapalım mı? Gerçi giriş değil, sign in, evet. Şunu biz bir giriş PHP yapalım. Tıkladım. Şurada bir hatamız var. Şimdi ona bakarız. Ne oldu? Ben
giriş yapmadığım için, benim session'ım boş olduğu için ne hatası verdi arkadaşlar? Dedi ki önce bir giriş formunu getirdim, oradan bir giriş yap. Daha sonra şeye bakalım, yapacağın işlemlere bakalım. Şimdi benim burada bir kullanıcım da yok. Ne olacak? Şöyle bir yapı kurgulayabilir miyiz? Eğer kullanıcı yoksa, yani veri tabanında hiçbir şekilde bir kullanıcı yoksa, ilk giriş ekranında kullanıcının yazdığı kullanıcı adıyla şifresini alsın, kullanıcı kısmına kaydetsin ve direkt giriş yapsın. Ha yok, herhangi bir kullanıcı varsa işte onlarla şey işlemini yapsın, girişini yapsın. Öyle yapalım. Bence daha güzel olur. Öncelikle şu tasarım giriş PHP'deki bizim tasarım problemimizi çözelim. Neden öyle olmuş? Bakın giriş PHP'yi açtım. Şimdi giriş PHP için bizim şöyle bir yapımız var. Ne yapalım buraya? Burada sıkıntımız ne? Bakın burada linkleri şöyle almış. Şu CSS ve JS linklerini tam okuyamadığı için böyle bir, hemen sayfa kaynağına bakalım. Sayfa kaynağını görüntü ediyorum. Bakın tıkladığım zaman şurada arıyor. Blog admin CSS style CSS. Halbuki bizim CSS kodumuz blog admin tasarım CSS style CSS. Şu linkte değil mi? Yani benim şu linki şuraya yazmam lazım. Şöyle alıp işte şu şekilde yaparsam bu iş huzur içinde çözülür herhalde. Bakıyorum. Oldu biraz daha. Diğer linkleri düzelttiğimde tam olarak düzelecek. Ama bakın şunu şuraya böyle yazmamız mantıklı mı? Mantıklı değil. Neden? Çünkü bizim burada sabit bir URL değişkenimiz var. Onunla alalım ki daha sonra canımız sıkılmasın. Şimdi burada bağlam PHP'de tanımladığımız URL değişkenini burada kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın index PHP bağlam PHP'yi require etmiş. Dolayısıyla şu an index PHP'de o değişken tanımlı. Giriş PHP'de ben index PHP'ye çağırıyorum. Dolayısıyla şöyle bir hiyerarşi olduğu için burada ben o URL'i kullanabilirim. PHP echo URL deyip, bakın HTML içinde PHP, daha önce de kullanmıştık bunu. Daha kullanışlı ve okunabilir kodlar oluyor. Böylelikle bakın şunları hemen şöyle tüm JS ve CSS'leri düzeltiyorum. Şurada da varmış. Şimdi bakıyorum. Olmadı acaba? Neden olmadı? Sayfa kaynağını görüntüleyelim. Ha, pardon, eksik yapmışız. Bakın. Sadece linkini kopyalamışız. Halbuki bizim ne yapmamız lazım? Admin tasarım CSS. Şurayı kopyalamamız lazımdı. Evet, resmen bir işimizi iki ettik. Zamanınızı çaldığım için de kusura bakmayın. Böyle teknik aksaklıklar oluyor. Hatta bakın aksaklıklar devam ediyor. Şuralara şu işareti koymamışız. Eksik kopyalamışız. Evet, altta da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bingo, doğru hatırlıyormuşum. Şu an bir problem olmaması lazım. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tasarımlarımız geldi. Şimdi şu sign up kısmını biz bir kaldıralım. Çünkü ayrıca bir sign up butonumuz olmayacak. Bizim direkt login, yani girişte üye oldu aynı şeyden gelecek. Şimdilik şu şifremi unuttum kısmını da siliyorum. Öyle bir yapımız olmayacak. Sign up kısmı, bakın şurası. Nereden anladım? Bakın şu divle şu div arasına sign up, işte don't you have account gibi kodlarını yazmış. Dolayısıyla anlıyorum ki orası sign up kısmı. Hemen sildim. Login de gitti. Ne güzel. Evet, login buradaymış. Sadece şu ikisini silsek kafi olur. Ctrl Z tuş kombinasyonuyla yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Evet, sadece login kaldı. Güzel de oldu. Şimdi şuraları biraz düzenleyelim. Ne diyelim mesela? Placeholder email demiş. Placeholder kullanıcı adı diyelim. Email kullanmayacağız. Bakın placeholder dediğimiz olay şu. Eğer bir veri yoksa o kullanıcıyı bilgilendirmek için orada kalıyor. Daha sonra placeholder şifre diyelim. Inputlara name vermiş mi? Vermemiş. Bizim kullanmamız için name vermemiz lazım. Name'e nick diyelim. Şunun da name'ine
Şifre diyelim. Formu açmış. Nerede açmış? Formu görebiliyor muyuz? Form bakalım nerede? Şurada açmış. Form metoduna post action'ı da boş bırakalım. Aynı sayfa içine post etsin. Öyle kullanalım. Şimdi evet, burada yapacağımız bir işlem kaldı mı? Şuraya value'ya login değil giriş yap diyelim. Şuraya bloğumuz yazalım. Bunlar isterseniz değişkenlere atayıp öyle de kullanabilirsiniz. Ben böyle paldır küldür yazıyorum. Daha sonra çünkü değiştirmek istersek gelip sadece bir sayfa buradan hemen değiştirebiliriz. Bakalım başka bir şeyimiz kaldı mı burada? Giriş, orada bir login İngilizcemiz kalmış. Pardon. Çok yanlış oldu. Evet. Giriş yap. Şöyle yapalım. Burayı şimdilik giriş yapalım da eğer herhangi bir kullanıcı yoksa veri tabanında buraya üye ol yazsın. Yani buraya basit bir if else yapısı yapabiliriz. Şu title'a da aynı şekilde. Değil mi? Çünkü şu an bizim buraya yazdığımız kısım ne olacak? Eğer herhangi bir üye yoksa üye olarak ekleyecek. Varsa orada sorgulayacak. Ona bakacağız. Bakacağız dedik. Neyse şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar bu bloğu biz sınıflar kullanarak kodlayalım. Yani sınıflar, interface'ler kullanalım. Biraz yani %100 MVC yani Model View Controller yapısına uygun olmayacak. Ya da %100 OOP işte Object Oriented Programming yani nesneye dayalı programa uygun olmayacak. Ama sınıf yapısında kullanalım. Hatta interface'leri de kullanalım. Dolayısıyla siz de hatırlamış olun ve bu yapılara da aşina olun. Yani sadece işte veri tabanı sınıfını alıp hazır onu kullanmayalım. Ya da sadece işte resim yükleme sınıfını alıp hazır onu kullanmayalım. Kendi sınıflarımızı da yazalım. Onun için ben bakın admin klasörü içerisindeyim. Bir sınıf klasörü oluşturuyorum. Bir de interface klasörü oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar benim içerik, üye, kategori ve yorum sınıflarım olacak. Bunların ben tamamını yorumlarla yapacağım. Şimdi ben bakıyorum bu 3 sınıfta da olmazsa olmaz işlemim neyim var benim? 1. Veri tabanına ekleme işlemim olacak değil mi? Bu birincisi. İkincisi ne olacak? Veri tabanından okuma, listeleme işlemim olacak. 2. Üçüncüsü ne olacak? Veri tabanında güncelleme işlemim olacak. Dördüncüsü veri tabanından silme işlemi olacak. Ben bu dört işlemi ayar içinde, içerik içinde, kategori kullanıcı yorum içinde yapacağım. Bunlar olmazsa olmazım. Dolayısıyla ben bununla ilgili bir interface oluşturayım. Şuraya geliyorum interface kısmına. Yeni metin belgesi diyorum. İşte ne yapalım? Adını veri tabanı PHP yazalım. Gelelim interface'imizi oluşturalım. Interface anahtar kelimesiyle oluşturuyorduk. Adına ne diyelim? Veri tabanı diyelim. Aslında veri tabanı çok uygun kaçmadı ya. Ben buna işlem interface'i demek istiyorum. Evet, interface işlem demek istiyorum. Şunu kapatıyorum. Adına da işlem şeklinde değiştireceğim. Şimdi değiştirmesem ne olur? Değiştirmesem yine aynı şekilde çalışır. Ama içindeki interface ismiyle dosya adının aynı olması size büyük kolaylık sağlar, büyük rahatlık sağlar. Yani bakın ben aynı yapıyı veri tabanını oluştururken de kullandım. ID isimleri standart, işte başlık ve link sütun isimleri standart. Bakın tablo isimlerinde çoğul isim kullanmadım. Bunlar benim standardım. Dolayısıyla böyle bir standarda alışınca kod yazmanız rahat oluyor. Daha kolay şekilde hemen tak 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 yazıp çıkabiliyorsunuz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda işte frameworklerle çalışınca bu işler daha da rahatlıyor. Özellikle son zamanlarda Laravel bayağı bir ünlendi. Bakalım diyor derslerimiz bittikten sonra onunla ilgili de bir tanıtım videosu çekebiliriz. Neyse konuyu dağıtmayalım. İşlem adında bir interface'im olacak.
Şimdi bu işlem interfeysini ben dediğim gibi işte ayar, içerik, yorum, kullanıcı vesaire klaslarına implemente edeceğim. O zaman interfaceler ne yapıyordu onu bir hatırlayalım. Ben buraya sadece bakın body'siz bir fonksiyon yazacağım. Public function diyeceğim, ekle. Daha sonra ne diyeceğim? Public function diyeceğim, sil. Public function listele. Public function güncelle. Yani herhangi bir class bu interface'i implemente ettiği zaman hatırlıyorsunuzdur diye umuyorum. Bu dört fonksiyonu o class gerçekleştirmek zorunda. Herhangi birini gerçekleştirmeyi unutursa sistemimiz hata verecek, çalışmayacak. Gelin şimdi sınıfa da bir tane new file deyip bir üye sınıfı oluşturalım. Daha sonra bakalım dediğim sistem nasıl çalışıyor. Class üye dedim. Üstlü parantezlerimi açtım, kapattım. Bunu bir kaydedeyim. Üye.php. Evet arkadaşlar, şimdi interface'i implement etmem için ne yapmam lazım? Implement anahtar kelimesini kullanıp interface'in adını yazmam lazım. Bakın şu anki yapısıyla ben bunu kullanamam. Niye kullanamam? Çünkü index.php içerisine ben bunu çağırmadım. Çağırmazsam dolayısıyla bu artık index.php gözünde yok hükmünde. Dolayısıyla giriş PHP de bunu okuyamayacak, index.php de. O zaman gelin hemen şuraya şöyle bir yorum satırı alalım. Diyelim ki interface ve sınıflar include başla. Yorum satırını kopyalayıp alta yapıyorum. Yorum satır bit diyelim. Şu araya biz sınıflarımızı ve interfacelerimizi yazdıkça include edelim. Evet, include diyorum buraya. Öncelikle ben interfaceleri include etmek taraftarıyım. Çünkü mantık da onu gerektiriyor. Interface olmadan sınıf olmuyor. Interface'imizin adı neydi? Dosyanın adı işlem PHP. Şuraya şöyle bir interfaceler diyelim. Şöyle pardon. Sınıflar diyelim. Bunları da birbirinden ayırmış oluruz. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi mutlaka kendinize yorum satırları yazmayı unutmayın. Çok dua edersiniz. Sınıfımızın adı neydi? Üye PHP'ydi. Şimdi gelin isterseniz ben burada bir yeni bir üye nesnesi oluşturayım. Bakayım nasıl bir hata alacağım. Üye, new, üye dedim. Sınıflarımızı böyle atıyorduk değil mi değişkene? Artık bu bir üye nesnesi. Hemen geldim şuraya. İşte şurayı yeniledim. Bakın diyor ki üye klası 4 tane abstract metot içermeli. Ekle, sil, listele, işte bir de güncelle. Onu yazmamış yer olmadığı için herhalde. Sen bunları o klasta oluşturmadığın için ben hata verdim, çalışmadım. Gelelim onun için hemen şuraya. O öncelikle fonksiyonlarımızı oluşturalım. Public function ekle diyelim. Şimdilik bakın burası gövde kısmı. Süslü parantezler arası fonksiyonun gövdesidir. Şimdilik gövdeyi boş bırakıyorum. İşimize yaradıkça oraları dolduracağız tabii ki de. Bakın interface'in güzelliğini gördünüz mü? Benim bu fonksiyonları yazmama, unutma gibi bir ihtimalim yok artık. Daha sonra neyimiz vardı? Listelemiz vardı. İşte public function, bir de neyimiz vardı? Ekle, güncelle, listele ve sil metotlarımız vardı. Şimdi ben ne istiyorum? Bir kere bir üye sayısını döndüren bir fonksiyonum olsun. Değil mi? Artık bakın şunları yazdıktan sonra göstereyim. Artık hata ortadan kalkmış oldu. Çünkü 4 tane fonksiyonumuzu oluşturduk. Üye sayısını döndüren bir fonksiyonum olsun. Public function. Arkadaşlar ben camel case tercih ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi her kelimenin ilk harfi büyük. Metot isimleri böyle olur. Camel case yazım şeklinde. Bu çok kullanışlı olur.
Şimdi ben ne yapacağım? Veri tabanına bağlanacağım. Veri tabanından kaç tane üyem varmış sorgulatacağım. Veri tabanına hangi değişkenle ulaşabiliyordum? DB değişkeniyle. Ama ben size ne demiştim? Fonksiyon içinde, class içinde diğer işte scope'da. Scope dediğim şunun scope'u budur. Alanı. İşte şu fonksiyonun scope'u şurasıdır kapsam. Bakın şurası bunun scope'udur. Scope dışında tanımlanan normal değişkenler, sabitler oluyordu. Normal değişkenleri ben class içinde, fonksiyon içinde kullanamıyorum. Kullanabilmem için benim ne değerim vardı? Global değerim vardı. Global DB diyebilirim. Bunun yanı sıra ben veri tabanı sınıfımı buraya extend edersem o öyle de kullanabilirim ama bu işte atıyorum 5 tane benim class'ım olacak. 5 tane class'a veri tabanı sınıfını extend etmek çok makul gelmiyor bana. Onun için DB değişkenini global bir şekilde kullanmak daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar ben size şeyi göstermedim. SSQL'de özür dilerim. O 20 dakika olmuş. Bir eklemeyi yapalım. Daha sonra bırakalım. SSQL'de saymayı yani kaç tane içerik olduğunu göstermedim. Onu şimdi görelim. Say diyelim. Bunu bir değişkene atayalım. DB arkadaşlar get var fonksiyonuyla bunu kullanabilirsiniz. Select diyorum. Bakın count diyorum. Şuna geleceğim. Count İngilizce ne demek? Say demek. Hatta count diye bir PHP fonksiyonu da var. O da dizi değişken elemanını sayar. Bu da aynı şekilde diyorum ki üye tablosu içindeki ID'leri say, get var'la al ve say değişkenine ata. Daha sonra return say dersem hemen isterseniz index.php'de şunu bir echo ile yazdıralım. Echo üye sayısı diyelim. Bakalım ne diyecek. Blok nokta üye tabi kullanıcı demişiz. Üye niye demediysek neyse artık onu değiştirmeyelim. Burayı kullanıcı yapalım. Bakın sıfır dedi. Hatta gelin burada biz bir tane private değişken oluşturalım. Private tablo adı eşittir kullanıcı. Çünkü biz bu kullanıcıyı her yerde kullanacağız. Dolayısıyla şurada da sınıf içindeki fonksiyon ve değişkenlere nasıl ulaşıyorduk arkadaşlar? This anahtar kelimesiyle. This tablo adı deyince artık kullanıcıyı getirecek. Bakalım sonuç değişti mi? Bakın değişmedi. Bizim sıfır üyemiz var. Şimdi onu artık ekrana yazdırmayalım. Gelelim index.php'ye. Şöyle eğer üye giriş yapmamışsa bunu bir sayı değişkenine atasın. Ki ben bunu giriş php'de kullanabileyim. Artık benim sayı değişkenimde 0 var. Şimdi giriş php'ye gelelim arkadaşlar. Diyelim ki php if hatta sayı değil bunu üye sayısı yapsak daha anlaşılır olur. PHP if üye sayısı büyüktür sıfırdansa pardon bu yapıyı anlatmamıştım. Giriş yap. Eğer sıfırdan büyük değilse sıfırdan küçük olma ihtimali yok. Ne olacak? Sıfır eşit olacak. Ne yazsın buraya? Üye ol yazsın. Bakalım. Yazdı mı? Bakın üye ol yazdı. Gelin aynı yapıyı title'da da kullanalım. Bakın üye ol üye ol oldu. Neden? Çünkü benim veri tabanımda sadece hatta sadece değil hiç kimse yok. Dolayısıyla ben öncelikle buraya üye olmam lazım. Şimdi gelelim index.php'ye. Eğer herhangi bir şey post edilmişse diyelim. Hatta if post tabii post edilmişse diyelim. Ne olsun arkadaşlar? Eğer üye sayısı if üye sayısı büyüktür sıfırdansa üye giriş yap fonksiyonunu çağırsın. Neden? Üye sayısı sıfırdan büyükse üye giriş yapmaya çalışıyor.
bir üye var. O üye giriş yapmaya çalışıyor. Eğer sıfırdan büyük değilse, yani sıfıra eşitse, üye ekle fonksiyonu çalışsın. Şimdi bizim giriş yap fonksiyonumuz henüz hazır değil. Onu da şey yapacağız, kodlayacağız. Şimdi bunun içine ben parametre olarak da şu post değerlerini bir göndermek istiyorum. Neden? Çünkü o post değerler içinde benim kullanıcımın kullanıcı adı, işte şifresi vesairesi gizli. Şimdi gelin öncelikle bir üye ekle PHP'yi bir oluşturalım. Burada oluşturmuştuk zaten. Bakın üye eklem artık bir parametre alıyor. Ne parametresi alıyordu? Buradan post gönderdik. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz. P deriz mesela. Şimdi şöyle yapalım. Bunları birer değişkene atayalım ve bir filtreden geçirelim. İşte nick diyelim. Biz burada nick'e ne demiştik? Nick demişiz yine. Çok güzel. Nick şifre. Şimdi aslında başka bir yapı düşünüyorum da çok karışık olursun için. Neyse, böyle normal düzen devam edelim. Evet, nick'imiz bizim ne de kayıtlı arkadaşlar? P'nin nickinde değil mi? Bu P'nin nickinde nasıl kayıtlı oluyor hocam? Bakın, ben buraya artık P'yi parametre olarak post demişim. Yani bu P artık buradaki postu refere ediyor, referans ediyor. Dolayısıyla o P'de bir üyeyi bulamadık. Nick değerim kayıtlı. Ben DB değişkenini kullanacağım ekleme yapmak için. Bakın, öncelikle ben bunu bir strip tags'la bütün HTML kodlarını temizliyorum. Nick'te HTML kodu olmaz. Strip tags'ı anlatmıştım. DB escape database'imin SSQL escape fonksiyonundan geçiriyorum ve böylece artık eklenmeye hazır hale geliyor. Şifre diyorum. Şifreyi de yine aynı şekilde öncelikle bir strip tags'tan geçiriyorum. O da neyde kayıtlıydı? Şifre değişkeninde kayıtlı. Bir de ben bunu arkadaşlar MD5 fonksiyonundan geçiriyorum ki şifreli bir hale gelsin. Direkt kullanıcının şifresi ayan beyan burada kabak gibi görünmesin. Sorgulama yaparken de kullanıcıdan aldığım şifreyi MD5 fonksiyonundan geçireceğim. Bunlar hazırsa, eklenmeye hazırsa, gelin ekleme işlemini yapalım. Ama şöyle bir işlem yapalım. Diyelim ki üste diyelim hatta, if empty pnick. Kullanıcı herhangi bir nick yazmamışsa bir kere burada bir bizim hatamız olsun. Hatta gelin şöyle bir hata dizi değişkeni yapalım. Onun içine dizi olarak atayalım. Diyelim ki eğer kullanıcının nicki boşsa lütfen nickinizi girin. If empty p şifre, aynı yapıyı şifre içinde oluşturuyorum. Şifresi de boş olabilir çünkü. Eğer şifresi boşsa yine aynı dizi değişkene ben lütfen şifrenizi girin diyorum. Bakın, eğer herhangi bir şey yoksa, hata ekleme işlemlerini yapacağız. Ama hata olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Deriz ki hatayı say. Count hata. Count, bakın az önce bahsettim. Hatta tevafuk oldu. Aynı derste kullandık. Hata dizi değişkenini say. Eğer bu if hatayı say eşittir eşit sıfırsa, yani şu bloklara girmemişse, dolayısıyla herhangi bir hata oluşmamışsa, şu işlemleri yapalım. Hata oluşmuşsa da ne yapacağımıza birazdan karar veririz. Evet. Ne diyelim? Ekle değişkenini atayalım şunu. DB diyelim. Ekleme işlemini hangi fonksiyonla yapıyorduk? Query ile yapıyorduk. Çift tırnaklar içinde kullanıyorum ki içine değişken yazabileyim. Değişken okusun. Insert into neydi? This tablo adında, benim tablo adım tutuluydu.
Buna ne ekleyeceğim ben? Nick'i ekleyeceğim, şifreyi ekleyeceğim, value isteyeceğim. ID neden eklemiyorum? Auto increment olduğu için kendisi, veri tabanını kendisi halledecek bunu. Nick dedim, şifre dedim. Şimdi gelin şuraya hata diye bir array oluşturduk ya, sonuç diye de bir array oluşturalım. Verilerimizi öyle gönderelim geriye. Eğer eklendiyse if ekle. Sonuç 0 eşittir true olsun. Başka bir mesaja gerek yok. Else eklenmediyse arkadaşlar sonuç 0 false olsun. Peki neden eklenmemiş olabilir? Yani sorgumuzda bir hata olabilir. İşte ne bileyim, tam ekleme sırasında veri tabanımıza ulaşılamıyor olabilir. Böyle bir sorunlar yaşanabilir. Şimdi hata eğer sıfırsa işlemimiz böyle olacak. Peki hata sıfır değilse, şu yukarılardan bir şey, bir hatamız varsa, onu da şurada else deyip, pardon. Bakın hemen şu hatayı sayın, ardından else deyip sonuç sıfıra false diyeceğim. Sonuç 1'e de neyimi göndereceğim? Hata dizi değişkenimi göndereceğim. Bakın sonuç 1'de artık bir dizi değişken oldu. En sonunda geleceğim, return sonuç diyeceğim. Bakın kullanıcı ekleme işlemimiz buraya kadar tamam. Peki ben bunu admin PHP'de nasıl kullanacağım? Ben burada şöyle yapabilirim. Sonuç diyebilirim. Değil mi? Hatta gelin ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle şunu session girişin üstünde yapalım ki daha güzel olsun. Şimdi sonuç true olursa bir işlem yapmasına gerek yok. Neden gerek yok? Direkt giriş yapsın istiyorum ben. Giriş yapması için de session giriş oluşturmam gerekiyor, değil mi? Hemen geliyorum UAPHP'ye. Sonuç true'ysa sonucu true desin. Session giriş eşittir. Ne yazdığımızın bir önemi yok. Ok desin. Sonuçta false'sa onu da o değişkenle alalım. Şimdi biz sonucu öncelikle false gönderelim. Şunu da bir sonucu atayalım. Asıl önemli olan bu. Sonucu önce bir false gönderelim. Bakalım ne olacak. False göndermemiz için ne yapmamız gerek? Evet, deklare ederken arkadaşlar burada interface'te içine herhangi bir şey göndermemişiz. Dolayısıyla onu göndermediğimiz için, yani gönderebiliriz. Gönderelim biz yine de. Diğer şekilde de yapabilirdik. Listeleme için herhangi bir şeye gerek var mı? Yok. Neyse, bir yenileyelim. Oh. Yani tamam, şunlar da, kızma abicim, hemen yapıyoruz. Bakın o kadar katı ki. Şunları da diyor göndermen lazım hacı abi. Onları da göndermezsen olmaz. Evet, oldu şimdi. Bakın şimdi ben bunu false göndereceğim. Dolayısıyla herhangi bir kayıt olmayacak. Ve bak aynı sayfaya yönlendiriyor. Şey izin vermiyor. Bir saniye. Şurada required kısmı var. HTML'e hiçbir zaman güvenmeyin arkadaşlar. HTML çok rahat şekilde manipüle edilebilir. Onun için arka planda sizin de doğrulama kodlarınız olsun. Bakın herhangi bir şey olmadı. Hatta şurada üye sayısını sonradan saydığımız için burada hata verdi. Dolayısıyla üye sayısını da şurada yaparsak daha şık olacak. Neyse, geliyorum şuraya. Bakın boş gönderiyorum ve herhangi bir işlem yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü hatamız var. Peki ben bu hatayı nasıl alabilirim? Ben biliyorum ki benim hatam şurada
sonuç değişkeninde tanımlı. Gelelim giriş PHP'ye. Şöyle nerede olsun mesela? Şurada olsun. Bir PHP taglarımı açalım. Diyelim ki if isset sonuç. Eğer sonuç isset edilmişse, yani öyle bir değişken tanımlanmışsa, bakın isset, sonucun isset edilmesi için ne olması lazım? Bir şeyin buraya post edilmesi lazım ve şu işlemlerden birinin olması lazım. Eğer o olmuşsa biz sonucu ne yapalım? Include edelim. Hatırlıyorsunuz değil mi include fonksiyonunu? Include'u neye göre ediyorduk? Diyorduk ki işte br sonuç. Çünkü sonucumuz neydi? Sonucumuz bir dizi değişkendi. Da sonuç. Sonuç 1'i input etmemiz lazım. 0'da false değeri tanımlı. Evet, bir daha yeniliyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Sonuç isset edilmiyor görünüyor. Şurada bir hemen sağlamasını yapalım mı oraya gelmeden? Yapalım bakalım ne olacak. Evet, orada oldu. Demek ki bizim implode'umuzda bir sorun var. Acaba implode fonksiyonunu mu yanlış kullandık? İşte o PHP Storm diyorum ya, onun da handikapı bu. Her şeyi hazır verdiği için bazen hangi değişken neredeydi, hangi değişken hangi parametreyi nasıl alıyordu unutabiliyorsunuz. PHP'de bu konuda çok kötü. Hiçbir standardı yok işin açığı. Öyle bir saçma şeyimiz var. Evet, bir daha boş gönderiyorum. Giriş diyorum. Yine olmuyor. Evet. O kadar basit bir hata ki echo yazmayı unutmuşuz o derece. Evet, gördüğünüz gibi şu anda hata çıktı zaten. Hemen şöyle yapıyorum. Giriş diyorum. Gördüğünüz gibi nicksiz ve şifresiz kabul etmiyor. Ben buraya hemen bir nick yazıyorum. Nickim admin diyorum. Ve şifreme de 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Giriş diyorum. Bakın artık giriş yaptı. Şurada üyeyi de ekledi. Bakın nicki admin, şifresi bu. Pardon. Şimdi burada neden bir işlem yapmıyor? Çünkü index.php'miz ve boş bizim. Altında herhangi bir işlem yapılmadığı için, şu boş kaldığı için o sayfada boş geliyor arkadaşlar. Hatta gelin isterseniz bakın şu exit'in, şu exit'in hemen altında bir print resession diyelim. Bakalım session'ı oluşturmuş mu? Gerçi oluşturmasa burada şu kısma girip giriş PHP ile exit diyecekti. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi session'ımızı giriş ok şeklinde oluşturmuş. Buradan geri kalanları başka bir şeye ait, uygulamaya ait. Giriş ok şeklinde session'ımızı oluşturmuş. Herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Ders aşırı uzadı. Ben de yoruldum artık. Yani echo'yu bile yanlış yazmamdan anlaşılıyor. Bu dersi burada bırakalım. Diğer ders giriş yap fonksiyonunu da yazalım şurada üye klasımızda. Ve ardından artık içerik eklemeye, kategori eklemeye başlayabiliriz. Görüşmek dileğiyle.